İlk Söz programından herkese günaydın. Bu hafta yoğun bir hafta olacağını söylemiştik. İçeride enflasyon verisini karşıladıktan sonra küresel anlamda ise bu hafta boyunca FED yetkililerinin konuşmalarını takip ederken bir diğer tarafta ise istihdam raporu, özellikle FED'in sıkılaşmaya başladığı andan itibaren ki süreçte ekonominin soğumaya yönelik sinyaller aldı. Öncü göstergelerin yanı sıra istihdam raporu da bu haftanın özelinde olacak. FED tutanakları, ECB tutanakları derken yoğun bir hafta ve küreselin daha baskın olacağı bir hafta. İçeride ise bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran'a ile ilişkin reel efektif döviz kurunda yine açıklaması bekleniyor, yayımlayacak ve piyasaların takibinde olacak. İlk söze başlıyoruz efendim, öne çıkan ana haberlerle. TÜİK rakamlarına göre Haziran ayında yıllık tüketici enflasyonu %78,62'ye yükseldi. Aylık artış %4,95 oldu. Haziran ayında üretici fiyat endeksi aylık %6,77, yıllık %138,31 seviyesinde arttı. Böylece TÜFE 24 yılın zirvesine çıkarken ÜFE'de 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduatın sürdürülebilir olmadığını söyledi. Başkan Çakar, kur korumalı mevduat kur üzerindeki baskıyı alması açısından hala ciddi enstrüman olduğunu düşünüyorum. Ama hala sürdürülebilir bir şey değil. Bankalar Birliği Başkanı Çakar ayrıca enflasyonun yıl sonunda %50'ler seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu. Çakar, turizm gelirleri dolayısıyla cari açığın gerektirdiği likiditenin bulunabileceğini düşünüyorum dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ve Haziran döneminde yıllık %9,3 oranında azaldı. Aynı dönemde otomobil satışları %10,3, hafif ticari araç satışları %5, azaldı. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı Nisan ayında 105 milyar 42 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre Nisan'da önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 349 milyon dolar artarken yükümlülükleri 5,9 milyar dolar seviyesinde azaldı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Madis Muller, enflasyonla mücadele için Temmuz ayında 25 baz puanlık artışla sıkılaşma döngüsünün başlaması gerektiğini söyledi. Muller, Euro bölgesi ekonomisinin yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve 50 baz puanlık artışının da dile getirildiği ortamda daha düşük montanlı artıştan da yana olduğunu söyledi. Evet, içeride bugün haber akışlarının daha sakin olduğu, dışarıda da yine FED yetkililerinden gelecek açıklamalar özellikle hafta boyunca yine öne çıkan başlıklar arasında olduğunu söyledik. Piyasalar nasıl fiyatlanıyor? Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek olduğu bir haftayı başlattık. Pozitif bir açılışla gelmişti. Açılış seviyesinin üzerinde %1'in üzerine artı pozitif bölgeye attıktan sonra içeride yansıması kapanış %1,5'un üzerinde negatif bölgede gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. %1,55 seviyesinde geri çekildikten sonra 2405 puandan da işlem gününü kapattı. Özellikle Borsa İstanbul'da dün toplam işlem hacminde %4,5'un üzerinde de bir düşüş geldiğini, 27 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Dün bankacılık endeksinde %2,74 seviyesinde bir geri çekilme yaşanırken ulaştırma tarafı ise %3'ün üzerinde eksi yine performansını sergilemiş oldu. Holdingler endeksine bakacak olursak orada da %1'in üzerinde kayıplar yaşanırken en çok kazandıran sektör %3,41 ile madencilik olurken en çok kaybettiren sektör ise %3,70 ile birlikte metal ana sanayi oldu. Bununla birlikte tahvil faizlerini de yakından takip ettik. Özellikle enflasyon verisi sonrasında tahvil faizlerine bakacak olursak 2 yıllık gösterge tahvil faizini değerinde 23,78 seviyesinden fiyatlanırken 18,89 seviyesinden de 10 yıllık tahvil faizlerinin fiyatlandığını görüyoruz. Dolar TL'de yine yukarı yönlü hareketlerin baskınlaştığını gördük. Dün enflasyon verisi sonrasındaki fiyatlamalarda 16,82-41 seviyesinden an itibariyle geçerken Euro TL tarafında ise 17-12 seviyesinden güne başlamıştı. Buradaki hareketler de bir miktar daha hızlanmıştı. 17-56-10 seviyesinden işlemden geçerken sepet kur tarafında 17-19 seviyesinden de işlemden geçiyor. Dolar endeksinde bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri benimsediğimizi söyleyebiliriz. 105,14 seviyesinden işlemden geçerken paritede seviyenin korunduğunu söylemek mümkün. Özellikle paritede 1,0432 seviyesinin öne çıktığını, burada hem FED tutanaklarından bundan sonraki süreçte Temmuz ayına ilişkin net bir faiz artışı beklentisi var. Fakat Eylül ayına yönelik net bir resmin olmadığı, ECB tarafından ise Temmuz ayına ilişkin bir faiz artışının beklentisinin kesinleştiği, bundan sonraki süreçte 2011 yılından bu yana ilk kez faiz arttıracak ECB tarafından daha da agresif politikalar gelecek mi? Paritenin yakın takibinde olacak. Bununla birlikte Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarındaki görünüm ise pozitif şekillendi. Özellikle Avrupa borsalarında Londra FTSE endeksinde %0,89'luk primlenmeyle 7.232 puandan işlemden geçerken Paris CAC tarafında %0,40'lık bir yukarı yön söz konusu oldu. 5.954 puandan işlemden geçerken Frankfurt tarafında 0,31'lik aşağı yönlü hareket. İtalya tarafında ise yatay bir görünümle birlikte kapanış gerçekleştirdi. Karışık bir seyir söz konusu olurken pozitif tarafta ağırlığın olduğunu da yine söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir de ABD borsalarına bakalım. Pozitif bir kapanış gerçekleştirdi ABD borsaları. Haftanın ilk işlem gününde risk iştahının açık olduğunu takip ettik. Özellikle dün ABD borsalarındaki tatil olması sebebiyle ABD borsaları kapalıydı. Fakat vadeliler tarafına bakacak olursak, vadeliler tarafında ise karışık bir seyir söz konusu olmuştu. ABD vadelilere bakalım, pozitif bir seyir söz konusu. An itibariyle risk iştahının açık olduğunu görüyoruz. Asya borsalarındaki yansımaya yine buranın da sirayet ettiğini görüyoruz. Dow Jones vadelide özellikle pozitif bir seyir söz konusu olurken burada Asya'ya yansıdığını görüyoruz. Nikkei endeksinde 26.321 puandan işlemden geçerken yarım puanın üzerinde bir primlenme söz konusu oldu. Şangay tarafında ise 0,19'luk geri çekilme, Hong Kong tarafında 0,61'lik yön yukarı. Güney Kore Kospi, Güney Kore'de de yine en sert enflasyonun yükselişini takip ediyoruz. Özellikle Güney Kore'den de yine enflasyonist adımlarla mücadele adımları takip edilecektir. %1,09'luk yön yukarı 2325 puandan da işlemden geçiyor. Asya borsaları sonrasında ABD vadelilere bakalım. ABD vadelilerde ise fiyatlamanın bir miktar daha pozitif bir seyir yine seyrettiğini görüyoruz. Dow Jones vadelide 31.117 puandan işlemden geçerken 0,18'lik primlenme söz konusu. Nasdaq vadelide ise yarım puana yakın primlenme. S&P 500 vadelide ise 0,25'lik bir artı söz konusu. Risk iştahının bir miktar daha açık olduğu bir gündeyiz. Asya'ya olan yansıması, ABD vadelilerdeki fiyatlamaları takip ettik. Peki tahviller ne diyor? Tahviller tarafında bir rally yaşanmıştı. Ardından o rally'nin durduğunu, sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bir molanın işaretiydi. 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olursak bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri söz konusu oldu, takip ettik. Fakat an itibariyle 2.95-19 3'ün altında seyretmeye devam ediyor. 2 yıllıklar tarafında 2.93 seviyesi görülürken 30 yıllıklar tarafında ise 3.17 seviyesinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir tarafta resesyon endişeleriyle birlikte bir diğer tarafta da enflasyonist baskılarla mücadele. Tüm bu adımlarla şekillenen tahvil faizlerini takip ettik. Yukarı yönlü hareketler, rally rallinin orada durduğunu, bir miktar daha yatay bir görünüm sergilediğini de söyleyebiliriz. Emtia tarafını da takip ediyoruz. Özellikle enflasyondan korunma aracı olarak, geleneksel araç olarak bilinen altın tarafında sınırlı hareketlerin yaşandığı bir süreç içerisindeyiz. Merkez bankalarının şahin tutumları, agresif politikaları bir miktar daha burayı törpülemeye devam ediyor. 1810 dolar seviyesinden altın ons fiyatı fiyatlanırken gram altın tarafında 1000 liranın altında fiyatlanmaya devam etmekle birlikte güne yatay bir seviyede başlangıç gerçekleştiriyor. 978 lira seviyesinde işlemden geçerken gümüş tarafı 20 doların üzerine atmış bulunuyor. Bununla birlikte ABD tipi ham petrol ve Brent petrole yönelik haber akışlarının oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Biden'ın çağrıları vardı. Bugün ise biraz daha Boris Johnson'ın Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliği'ne de, Suudi Arabistan'a da petrol üretim çağrılarını arttırma konusunda da sözleri vardı. Tüm bu ayrıntıları da yine takip edeceğiz. Özellikle üretimi arttırma çağrıları devlet başkanlarından gelmeye devam ediyor. Enflasyonist mücadelenin içerisinde kontrol edilemez bir aşamada olan petrol fiyatlarına yönelik de bu çağrımların devamını görüyoruz. ABD tipi ham petrolde 110 dolar seviyesi korunurken Brent petrolde ise 113 dolar seviyesinden de işlemden geçiyor. Son olarak da kripto paralara bakalım. Özellikle agresif politikaların en net resimde şekillendiğini gördüğümüz varlıklar arasında kripto paralarda Bitcoin tarafında 20.000 dolar kritik eşiğin üzerinde fiyatlanmaya devam etmekle birlikte %2,63'lük yön yukarı. Hem Asya borsalarındaki pozitif görünüm hem bununla birlikte ABD vadeliler tarafındaki yine alıcılı seyir Bitcoin tarafına da yansımış görünüyor bugün itibariyle. Ripple tarafında 0.32 dolar seviyesinden işlemden geçerken yarım puanın üzerinde bir artı. Ethereum tarafında ise %2,5'un üzerinde primlenme. Litecoin tarafında yarım puanlıkta bir artı söz konusu. Evet, bir miktar daha aslında pozitif seyirin yaşandığını, bugün risk iştahının açık olduğunu görüyoruz. Dün ise Avrupa borsalarında pozitif bir seyir söz konusuydu. Bir miktar daha hangi haber başlıkları öne çıkıyordu? Hangi haber başlıkları ile birlikte fiyatlamalar vardı? Şimdi Londra'ya gidiyoruz ve Ceren Dilekçi bizlerle birlikte. Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. Almanya borsası ile İspanya borsası yataya yakın seyrederken diğer Avrupa borsalarında yükseliş hakimdi. İngiltere borsası %1'e ulaşan yükselişte Avrupa'nın genelinden daha iyi performans sergiledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından yeni haftaya da yükselişte başladı. Fiyatlarda neredeyse %17'ye varan yükseliş yaşandı haftanın ilk işlem gününde. Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları megawatt saat başına 162 euro seviyesinde aştı. Çünkü orada Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının grev kararı alması etkili oldu. Bugün itibariyle greve gidecekler ve 9 Temmuz'a kadar grevin uzatılacağını açıkladı. Sendika doğalgaz ihracatının Norveç'in %13'ünün tehdit altında olduğu anlamına geliyor bu grev. Diğer yanda Alman şirketleri doğalgaz tedariğinin kesilme riskine karşı çalışmalarını hızlandırdılar. Şu anda ne kadar tedarikli bir kesinti olabileceğini hesaplıyorlar. Çünkü zaten son dönemde Rusya'dan Avrupa'ya sağlanan doğalgaz arzında ciddi bir azalma söz konusu. 11-21 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Akım 1'de bir bakım çalışması yapılacak. Yani doğalgaz akışı sağlanmayacak. Norveç'teki durum belirsizliğini koruyor. Bu nedenle arka arkaya şirketlerden gelen açıklamalar, yani inşaat, kimya ve metal şirketleri Almanya'da üretimi belli oranda düşürme hazırlığındalar. Diğer tarafta otomotiv şirketlerinden uyarılar var. Mesela İsveç otomobil üreticisi Volvo, Çin'deki karantinalar nedeniyle 3. çeyrekte satışlarının olumsuz etkileneceğini açıkladı. Haziran ayında şirketin satışlarında %27'lik bir düşüş meydana geldi ve özellikle önümüzdeki dönemde elektrikli ve hibrit araçların teslimatının çip krizi nedeniyle engelleneceği görüşünde. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta da General Motors devam eden çip krizine gerekçe göstererek yaklaşık 95.000 aracının teslimatının yapılamadığını, tamamlanamadığını bu araçların ifade etmişti. Diğer tarafta tabii Avrupa Merkez Bankası toplantısı ne olacak önümüzdeki günlerde, 21 Temmuz'da gözler. Orada yeni araca ilişkin açıklamalar var. Avrupa Merkez Bankası üyesi Guindos Avrupa Merkez Bankası umarım anlaşmaya varabilir. 21 Temmuz'da araç sunulacak dedi. Fakat orada Bundesbank Başkanı Nagel'in çıkışı önemliydi. Çünkü Nagel zayıf ülkelerin borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak için araçları harekete geçirmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Sadece belli durumlarda, yani çok istisnai durumlarda bu aracın devreye girmesi gerektiğini söyledi ve ben olsam oldukça temkinli davranırdım açıklamasını yaptı. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya'dan ise önemli başlıklar var. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile birlikte Çin Başbakan Yardımcısının görüşmesi ve hatta Biden yönetimi Çin tarifelerin bir kısmını bu hafta kaldırılabilir mesajı. Tüm bu ayrıntılar nasıl etki yaratıyor? Sadi Kaymaz'a soruyoruz. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Başlıklar sende. Pelin, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Nasıl etki yaratıyor dedin. Açılışlarda çok ama çok pozitif etki yaratmıştı ama o etkinin hızlı bir şekilde kaybolduğunu gördük. Bir defa dün akşama doğru özellikle Dow Jones'un bir haberi düştü. Orada Washington yönetiminin bu hafta tarifeleri kısmen kaldırabileceği haberi düştü. Dow Jones bunu geçti. Tabii bir pozitif tepki olmuştu. Onun ardından tabii ki fiiliyatta da hemen Başbakan Yardımcısı Liu He ki bu portföyden sorumlu, zaten adını en çok duyduğumuz isimdi. Janet Yellen'la görüştü. Dolayısıyla bunun çok pozitif bir etkisi oldu. En baştan bunu söyleyeyim ama tabii o pozitif etki yerini satışlara bıraktı. Daha sonra Şangay borsası yukarıdan açılmıştı. Daha sonra hemen hızlı bir şekilde satışlarla, ilk yarım saat içinde gelen satışlarla eksiye daldı. Ardından örneğin Hong Kong'da teknoloji endeksi %2.2'lik kazancı sildi. Ardından Tayvan örneğin %1.9 kadar kazançlıydı. Hepsini sildi. Ne oldu? Şimdi ben bu kadar anlatıyorum. Bizi dinleyenlerde ne oldu acaba diyorlardı. Tabii Cuma gününe kadar biliyorsun Amerikan tahvillerine alımlar geliyordu. Getirilere baktığımızda 2.8'e kadar çıkmış taraf özellikle. Bugün getirilerin tekrar sıçradığını, 7-8 bas puan sıçradığını gördük. Tahviller tekrar başladı. Onun ötesinde de 2010 yıllıkta getirilerinde terse dönme gördük. Yani hem enflasyon. Evet, Asya piyasalarında gelişmeler oldukça yoğun. ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, bundan sonraki süreçte tarifelerin gidişatı, tüm bu ayrıntıları piyasalar fiyatlamaya devam edecek. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Habertürk'te Kübra Par, Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Ciddi bir maliyet enflasyonu ithal edildiğini söyleyen Çakar, enflasyonun yıl sonunda %50'ler seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. Enerji fiyatındaki artış, bunun maliyetler üzerindeki etkisi ve hakeza bunun özellikle kur üzerindeki baskısı dikkate alındığında biz ciddi bir maliyet enflasyonunu yurt dışından ithal etmiş durumdayız. Enflasyonun daha çok dış kaynaklı olduğunu söyledi. Yıl sonu beklentisini açıkladı. Önümüzdeki süreç itibariyle baz etkisiyle ben enflasyonun yıl sonunda %50'ler seviyesine düşeceğini öngörüyorum. Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kur korumalı mevduat sisteminde biriken paranın 1 trilyon Türk lirasını aştığını, sistemin amacına ulaştığını söyledi. 1 trilyon TL'yi geçti. O günlerde yabancı para TL dengesi bakın %65'e 35'ti. Bugün gelinen noktada bu oran 58'e 42'ye döndü. Yani yabancı para 58. Gerçek kişilerin mevduatı, yabancı para cinsinde mevduatı yılbaşından bu tarafa 14 milyar dolar azaldı. 14 milyar dolar azaldı. Tüzel kişilerin, yani firmaların yabancı para mevduatı da 8 milyar dolar azaldı. Kur korumalı mevduat bence öngörülen hedefi kesinlikle yerine getirmiş durumdadır. Çakar, BDDK'nın ticari kredi düzenlemesinin gerekçelerini de anlattı. Bu kararın yaklaşık 350 firma için alındığını söyledi. 350 civarında firma diyoruz ama bunların bazılarının çok ciddi yüksek yabancı para varlıkları var. Yabancı para varlığı olduğu halde ciddi kredi talebinde bulunan ve bu krediyi de maalesef tekrar farklı mekanizmalarla dövize dönen firmalar var. Bunu engelli olmak lazım. Şimdi ise ekonomi basınında hangi başlıklar öne çıkıyor gazetelere bakalım. İlk olarak Habertürk.com'la başlamak istiyorum. Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına, emekli aylıklarına yapılacak zam belli oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında %42,35 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %41,69 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı ise 3.500 lira olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberiyle birlikte de yine başlamış olalım. Bununla birlikte Dünya Gazetesi ile devam etmek istiyorum. Dünya Gazetesi'nin manşetinde ise koşullar ağırlaştırıldı, sınırlı taleplerde karşılanmıyor. Aradığınız reskonta şu anda ulaşılamıyor manşeti öne çıkıyor. İhracattaki artış trendine rağmen ihracatçılara reskont kredisi kapısı kapandı. Kredi koşullarının ağırlaştırılması talebi frenlerken az sayıdaki başvuruda karşılık bulunmuyor. En çok ihracatçı KOBİ'ler etkilendi. İhtiyaç yüksek piyasa faizleriyle karşılanıyor der Merve Yiğitcan'ın da haberi olarak yine devam etmiş olalım. Evet, bununla birlikte ise EYT meselesine bu kez göz atıyoruz. EYT meselesinde Hürriyet'le devam ediyoruz. EYT meselesi masamızda der Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Katıldığı bir TV programında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili değerlendirmeler yaparken EYT meselesi masanızda mı sorusuna bakan Bilgin, tabii masamızda, Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler, Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken bir dosya olarak önümüzde duruyor der. Evet, Sabah gazetesine geçiyoruz buradan. Sabah gazetesinde ise KOBİ'ler yeşil dönüşüme hazırlanıyor diye devam ediyoruz. KOBİ'ler yeşil mutabakat için hazırlıklarına hız verdi. Sürdürülebilirlik için 3,5-4 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bu noktada yeşil dönüşüm politikasının finansman ihtiyacını karşılamak üzere bankalar özel kredi paketi de hazırlıyor. Son olarak ise Milliyet'le devam etmek istiyorum. Milliyet gazetesi, Milliyet ekonomi sayfasında bayramda kartlardan 30 milyar TL çekilecek başlığı yer alıyor. Hanife Baş'ın haberine göre bayram alışverişi parakendeyi hareketlendirdi. Bu bayramda 30 milyar liralık kredi kartlı harcama yapılması bekleniyor. AVM cirolarında büyük artış yaşanıyor. Alışverişte en fazla hareket gıda, market ve hazır giyimde der Milliyet ekonomi sayfasında yine Hanife Baş'ın haberine göre. Evet, tüm bu başlıkları takip ederken küresel anlamda da haber akışları yoğun dedik. Özellikle bu haftanın özelinde FED tutanakları bir tarafta, Cuma günü açıklanacak olan istihdam raporu bir tarafta. Tüm bu ayrıntılar FED'in agresif politikalarına rağmen bundan sonraki süreçte daha da arttırılabilir düşüncesi yer alırken ekonomi soğuyacak mı? Tüm bu ayrıntılarda istihdam raporunda yine aranacak. Kendisiyle birlikte konuşacağız. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte. Selva Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz bir FED'le başlayalım, sonra içeriye de devam edeceğiz. Enflasyon konusunda da yorumunuzu almak istiyorum çünkü. FED'le başlayacak olursak özellikle Cuma günü biz iş raporunu bekliyoruz, istihdam raporunu bekliyoruz ama onun öncesinde FED'in bu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce FED geç kaldı mı? Burayla başlayalım. Çünkü çok klasik, artık bunu tartışıyoruz. Geç kaldı diyen var, kalmadı, hayır şu anda yapması gerekeni yapıyor diyen var. Bu yorumunuzu bekliyorum, merak ediyorum. Bunun yanı sıra bir de bu anlamda gerçekten resesyon ihtimalini %kaç görüyorsunuz? FED zaten geç kaldığını kendisi de itiraf etti. Onun için hani çıkıp da geç kalmadı demek zor. Nerede hata yaptı? Belki onu konuşmak hani daha önemli. Onların da hep söyledikleri pandemi kaynaklı bir arz enflasyonu var. Bunun üstüne Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin getirdiği bir arz enflasyonu var. Arz enflasyonuna karşı da merkez bankalarının yapabileceği bir şey yok. Yani uzunca bir süre FED bize şunu söyledi. Bakın işte tedarik zincirlerinde bir takım aksamalar var. Ben bugün çıkıp faiz arttırsam bile o enflasyonu düşüremeyeceğim. Çünkü siz eğer bir malı daha pahalıya alıyorsanız, işte çip krizinden dolayı siz o çipi alamadığınız için, çip arzı azaldığı için bunun fiyatı artıyorsa, FED'in faiz arttırması size o çipin fiyatını düşürmeyecek. O nedenle dediler hani biz bekleyeceğiz. Bu zaten pandeminin getirdiği bir yavaşlama var. Bir de biz bunun üstüne ekonomiyi yavaşlatan bir merkez bankası olmak istemiyoruz. Bunun kendi içinde bir mantığı vardı. Fakat ne oldu? Bir türlü o pandemi kaynaklı enflasyon bitmedi. Pandemi uzadı çünkü. İşte arkadan bir varyant daha geliyor. Arkasından diğeri geliyor. Ve tam pandemi yavaşlar derken bu sefer de Rusya savaşı başladı. Şimdi o zaman peki Merkez Bankası hani dedik ki arz yönlü enflasyona müdahale edemez. Ne oldu da değişti? Şimdi ne değişti? O zaman şimdi niye müdahale ediyor? Şu oldu, beklentiler bozulmaya başladı. Şimdi siz arz yönlü enflasyonu belki etkileyemiyorsunuz ama beklentilerin bozulmasını etkileyebiliyorsunuz. Çünkü eğer insanlar şunu düşünürse, tamam arz yönlü bir enflasyon var ama bizim merkez bankamız da herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek. O zaman giderek siz daha yüksek beklemeye başlıyorsunuz. Sağınıza solunuza bakıyorsunuz, herkes daha yüksek bekliyor. Bir süre sonra yapışıyor. O zaman FED işte müdahale etmek durumunda kaldı ve baktı ki o hani yılların getirdiği kredibilitesi olan bir merkez bankası. Ben çıkıp da merak etmeyin o enflasyonu düşüreceğim dediğim zaman insanlar bana inanırsa çok daha hızlı bir şekilde toparlayabiliyorsunuz. O olmadı. Beni de şaşırtan, FED'i de şaşırtan bence oydu. Yani siz bana niye güvenmiyorsunuz? Ben elimde araç var, istersen bunu düşürürüm. Şu anda işte o güveni kazanamadığı için mecburen sopa giderek daha sert bir şekilde vurmaya başlıyor. Yani canını acıtmaya başlıyor insanların. Ve resesyon ister istemez işte o tehlike doğdu. Yani ben uzunca bir süre FED bu işi kotarır, resesyona da gerek kalmadan faizi arttıracağım dediği zaman bile piyasaları zaten hizaya sokacağı için çok da fazla arttırmaz diye düşünüyordum. Ama şu anda gördüğümüz beklentileri kontrol etmekte zorlandığı için olması gerekenden de belki fazla faiz arttırımı gelecek. Ve maalesef bir resesyon tehlikesi çok ciddi var. Bunu FED de söylüyor. Peki öyle bir durumda hocam. Şimdi mesela evet Temmuz ayında net bir şekilde 75 bas puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor ama Eylül'de henüz net çerçeve yok. Bunu FED tutanaklarından çarşamba günü gelecek olan tutanaklardan biraz daha aramaya çalışacağız. Şimdi şunu sormak istiyorum. Resesyon tehlikesi mi, enflasyon mücadelesi mi? Çünkü FED'in aslında iki tane de istihdamla da ilgileniyor, enflasyonla da ilgileniyor. Ne dersiniz? O seçimi enflasyon yönünde yaptılar. Yani şu aşamada artık resesyon da olsa bağırta bağırta o enflasyonu düşürecekler. Bunun başka o yola girdiler bir kere. Eğer bir resesyon çıkarsa o ne olur? Hani FED'in işini şöyle kolaylaştırır. Çünkü ekonomi resesyondan dolayı yavaşlamaya başlayacağı için talep enflasyonu çok daha hızlı bir şekilde aşağıya inecektir. Ama artık bu aşamadan sonra geri adım atmazlar. En fazla ne olur? Hani ne kadar resesyon hızlanırsa, ekonomi ne kadar hızlı yavaşlamaya başlarsa FED o kadar daha yavaş faiz arttırımlarını devam ettirmiş olur. Ama şu anda resesyon onların gözlerini korkutmayacaktır enflasyon mücadelesi konusunda. Peki ekonomiler için bu geçerli midir? Her ülke ekonomisine göre farklılık gösterir mi? Yani enflasyonla mücadele midir yoksa büyüme destekli politika mıdır hocam? Enflasyonla mücadele. Yani o konuda geleneksel diyeyim iktisat konusunda hiçbir soru işareti yok. Evet enflasyonun bir maliyeti var. İdeal olan da zaten enflasyon yükselmeden onu düşürebilmek. Ama yani şuna bakarsak enflasyonu düşürmenin maliyeti mi yoksa enflasyonla yaşamanın maliyeti mi? Yani onu o konuda enflasyonla düşürmenin maliyeti çok daha düşük. Çünkü bir kere o enflasyon kemikleşmeye başladığı zaman o şekilde gelecek büyümeden de bir hayır olmuyor zaten. Biz bunu Türkiye'de çok net bir şekilde zaten yaşadık hani ve çok abartılı bir şekilde de yaşıyoruz. Yani %78'lerde gerçi Türkiye'yi daha detaylı konuşuruz ama o şartlarda gelecek bir büyümenin kimseye bir hayrı yok. Neden? Çünkü çok ciddi bir şekilde yoksullaşıyorsunuz siz bir yandan. Gelir dağılımı bozuluyor. Rastgele bir dağılım oluyor. Yani zengin bir grup daha da zenginleşirken fakirler iyice fakirleşiyorlar. Ve evet belki pasta büyüyor ama pastadan eşit dilim alamadığınız gibi küçülmeye başlıyor sizin aldığınız dilim. O nedenle de iktisat hiçbir zaman için size enflasyonla büyü demez. Önce fiyat istikrarını sağla. Zaten fiyat istikrarı sağladıktan sonra gelecek olan büyüme sürdürülebilir olur. Aksi takdirde ben enflasyonla büyüyeyim dediğiniz zaman o bugün çıkar, yarın iner. Nette de bir faydası değil, daha çok zararı olur ekonomiye. Evet, şimdi bir diğer tarafta da ECB kararlarını da takip ediyoruz. Çünkü FED'i aslında artık bundan sonra yol patikasını ve enflasyonla mücadelede keskin tavırları ile birlikte beklentiler piyasa nezdinde de oluştu ki fiyatlamalar da bunu gösteriyor. Yani hisse senedi fiyatlarında ya da riskli varlıklarda yılbaşından bu yana çok ciddi bir geri çekilmenin yaşandığını da görüyoruz. Ama ECB için aynı şeye katılır mısınız? Çünkü çok farklı dinamik. 19 tane ülkenin bulunmuş olduğu bir merkez bankası. Dolayısıyla çok ses ve kırılgan ekonomi, ne dersiniz? Şimdi şunu bir kere net görüyoruz. Dünyanın her yerinde, yani Türkiye'yi bir kenara koyalım. Gerek Amerika olsun, gerek Avrupa olsun. Hiçbiri bilinçli olarak biz enflasyonla büyüyelim demiyorlar. Enflasyon belki bir politika hatası olarak çıkıyor. Ama bilinçli olarak biz biraz enflasyonla da idare ederiz denmiyor. Ve işte ECB önemli çünkü... Amerika kadar da onların ekonomisi henüz başını doğrultabilmiş değil. Fakat buna rağmen faiz artırımlarına başlayacaklarını söylüyorlar. Belki o kadar hızlı gitmeyeceklerdir. Çünkü bir kere çok heterojen bir yapı var ve dediğimiz gibi daha o kadar toparlanma olmuş değil. Almanya'dan gelen, yani onların motoru bayağı ciddi. Orada da bir resesyon tehlikesinin olduğunu gösteriyor. Ama buna rağmen faiz artırımı gelecek. Çünkü bir kere beklentileri şekillendirmek istiyorlar. Hani sizin bir merkez bankanız var. Bir enflasyon var ama o enflasyon başıboş kalmayacak. Gerekirse resesyon riskini de alarak, onlar da aynı şeyi söylüyorlar aslında. Hani geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği, işte Powell'ın, Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın ortak açıklamalarını gördük biz. Yani tek ağızdan enflasyonun düşürüleceğini, bunun bir öncelik olduğunu ve geç kaldıklarını söylüyorlar. O nedenle ben ECB'nin de yine bir iki belki faiz artırımı yapacaktır. Sonradan Amerika kadar hızlı gitmeyebilir. Ama ben buradayım mesajını net bir şekilde onlar da verecekler diye düşünüyorum. Küresel anlamda bir arz yönlü enflasyon olduğunu pandemiyle birlikte yaşıyoruz ama talep yönlü enflasyon da kaçınılmaz. Yani burada aslında sepetin içerisinde çok ciddi bir talep yönlü enflasyondan da bahsediyoruz. Sizce hangisi daha baskın çıkıyor hocam? Yani burada talep yönlü enflasyonun bu faiz artışları ile birlikte törpülendiğine ya da törpüleneceğine ne kadarlık bir inancınız var? Şimdi o tamamen Merkez Bankası'nın güvenilirliği ile ilgili. Çünkü yani talep yönlü enflasyon ve beklenti enflasyonu aslında bunlar iç içe girmiş. Tabii ki talebin güçlü olduğu yerlerde siz beklentilerinizi de daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü revize ediyorsunuz. Ne kadar Merkez Bankası'nın sözüne inanılırsa o talep enflasyonunu ve beklenti enflasyonunu aşağıya çekebilmek o kadar güçlü olabiliyor. Ben her şeye rağmen batıdaki merkez bankalarının kredibilitesinin evet azaldı, hasar gördü. Ama yine de güçlü. Çünkü geçmişe baktığımız zaman bir karneleri var. Ve şu anda da vermiş oldukları mesajlar var. Yani evet hata yaptılar diyoruz ama sonuçta bir merkez bankası başkanının çıkıp biz hata yaptık, hatamızı biliyoruz ve şu anda da hatamızı telafi etmek için işte geleneksel sıkı para politikasıyla ne gerekiyorsa yapacağız demesi aslında piyasalar nezdinde bir artı puan olarak yazılacak. Çünkü zararın neresinden dönülse kârdır ve hatayı kabul edip doğru politikayı uygulamak da o kredibiliteyi güçlendirir. Dolayısıyla ya ben o kadar kötümser değilim. Yani artık işte Amerika'da kontrolden çıktı diye manşetler atılıyor ama ben ona inanmıyorum. Kontrolden çıkmaz çünkü Merkez Bankası yapması gerekeni yapıyor. Doğru. Çok bol bir para döneminden geçiyoruz. Geçtik daha doğrusu. Dolayısıyla böyle bir ani sıkılaşma ekonomide nasıl bir erozyon yaratır? Yani çünkü çok büyük paralar var ortada aslında. Yani hiç büyütülmediği kadar bilanço büyütüldü. Dolayısıyla hal böyle olunca bu kez biz bilanço daraltımından bahsediyoruz ve sert bir daraltımdan bahsediyoruz. Çünkü enflasyon mücadelesi diyoruz. Nasıl bir erozyon yaratır? Ya dengelerini tabii O soruları cevaplayabilmek çok zor. Yani tam olarak resesyon gelir mi, ne kadar gelir? Onun cevabını ben FED'in bile bildiğini zannetmiyorum. Hani söyledikleri şu, istihdam piyasası güçlü. İşte her iş arayan bir kişiye karşılık 2 tane iş imkanı var. Dolayısıyla diyorlar hani biz evet ekonomiyi biraz yavaşlatacağız ama o mevcut iş imkanları belki ortadan kalkacak ama çok büyük işsizlikte de daralma, artış olmadan biz bu işi götürmeyi umuyoruz. Onlar da umuyoruz diyorlar. Yani hiç kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Yani zaten hani merkez bankacılığını biraz sanat yapan da o. Yoksa evet, hani yeni mezun bir ekonomi öğrencisine derseniz enflasyon yükselince faizi yükselt, düştüğü zaman düşür. Ama hani o ne kadar dengeleri etkileyecek onu biraz deneme yanılmayla göreceğiz. Yani bilmiyorum ne kadar resesyon olur. Hocam şimdi içeriye geçelim biraz da içeriye de konuşalım. TÜİK rakamlarına göre Haziran ayında yıllık bazda %78,62, aylık bazda da %4,95 oranında bir artış oldu enflasyonda. Şimdi ÜFE'de de yine artış devam ediyor. Öncelikle içerideki enflasyonun yapısında da çok tartışma var. Maliyet yönü mü, talep yönü mü? Talep yönlüyse bu BDDK anlatmış olduğu makro ihtiyati tedbirler neden etkisini göstermiyor böyle bir durumdaki? Çünkü büyük de adımlardan bahsediyoruz. Ne dersiniz? İkisi de var. Yani hem talep yönlü bir enflasyon var. Çünkü çok uzun bir süredir düşük faiz politikası uyguluyoruz. Ve bu zaten tanım gereği insanlara borçlanma maliyeti çok düşük. Git kredi çek, borç al. Ondan sonra da harca anlamına gelir. Yani talebi destekleyen bir politika ki bunu da nereden resmi olarak ya teknik olarak ölçebiliyoruz? Çıktı açığı dediğimiz bir kavram var. Yani sizin bir potansiyel büyüme kapasiteniz var. Bunun eğer üzerinde büyüyorsanız o talep enflasyonunun olduğunu gösterir ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda kendi hesaplarından da zaten bir talep çıktı, pozitif çıktı açığı olduğunu, potansiyelimizin üstünde en azından şimdiye kadar büyümüş olduğumuzu görebiliyoruz. Ama buna ilave olarak da tabii ki bir arz enflasyonu var. Arz enflasyonu evet bunun global bir boyutu da var ama onun çok daha üstünde bizim zayıf Türk lirasından gelen kurun getirdiği bir enflasyon var. O da yine arz enflasyonuna giriyor. Bunun üstünde de bir yapışkanlık var. Beklentiler çok bozulmuş durumda. Çünkü siz bu kadar yüksek bir enflasyonu ısrarla ben faiz arttırmayacağım, dünyanın geri kalanında uygulanan politikaları uygulamayacağım dediğiniz zaman işte hani az önce bahsettik Merkez Bankası kredibilitesinden, güvenilirliğinden, doğru politikaların uygulanacağını söylediğiniz zaman o beklentiyi kontrol ettiğinizden bizde tam tersi oluyor. Yani dünyanın geri kalanı faizleri arttırdım, daha da arttıracağım derken biz arttırmıyorum, arttırmayacağım sinyalini verdiğiniz zaman o beklenti tabii ki hiçbir zaman düzelmiyor. Öyle olduğu zaman da hem arzdan, hem talepten, hem de beklentilerden, 3 kanaldan beslenen ve giderek de aşağıya çekmesi neredeyse imkansızlaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani ne yapmak gerekiyor onları çok konuştuk zaten. Evet ama bu saatten sonra para politikasının etkisi olacak mıdır bu enflasyon düzeyinde? Merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Çünkü çok ciddi bir boşluktan bahsediyoruz aslında reel getiri oranında. Çok ciddi bir negatif reel getiriden bahsediyoruz. Götürden bahsediyoruz daha doğrusu. Ne dersiniz bu anlamda? Ya bir yerden başlanması gerekiyor. Türkiye'de buna bir yerde başlayacak. Şu anda biz hala enflasyonda daha platoya da gelmiş değiliz. Daha hala yükselen bir enflasyon var. Şu olur, yani hiçbir şey yapmazsanız siz, genişleyici politika da uygulamazsanız, işte ücretlere zam da yapmazsanız, yani kendi haline bırakırsanız o enflasyonu, enflasyon yükselir, 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 yükseldikçe o talep enflasyonunu azaltır. Çünkü enflasyon aslında hani vücudun ateşinin çıkması gibi ekonominin bağışıklık sistemi kendi kendini soğutmaya çalışıyor. Dolayısıyla bırakırsanız kendi halini o enflasyon ekonomiyi yavaşlatır, yavaşlatır bir yerde durur. Ama durur diyorum, azalır demiyorum. Kendi kendine de düşmez. Şimdi o noktada eğer siz para politikası uygulayıp talebi azaltmaya çalışırsanız etkili olur mu? Yani biz o dönemeci biraz geçtik tabii ki. Tek başına şu anda para politikasının 5 puan 10 puan faiz artışıyla şu mevcut seviyelerinden enflasyonu düşürebilmemiz çok zor. Ama bir faydası odur tabii ki. Çünkü en azından bir umuttur. Biz de artık dünya ne yapıyorsa onu yapacağız. Hani az önce FED'in hatasını kabul ettiğinden bahsettik. Bizim de tekrar faiz artırımlarına gitmemiz o hatanın kabulü olduğu için olumlu bir etkisi olur. Ama esas yapılması gereken temiz bir sayfa açmak, para politikası ile maliye politikasının koordinasyon içerisinde çalışıp güven verebilmesi. Ancak bu şekilde biz o giderek artan enflasyonla yaşamanın getirdiği artan maliyetleri ancak o şekilde biraz düşürebiliriz. Bir son dakikamız var hocam. Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak %1,35 seviyesine de çıkarmış oldu. Merkez bankaları politikaları, jumbo faiz artışları ve çoklu faiz artışları, tüm bu ayrıntılar geliyor, yine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte peki gelişen ülkelerde de bu serüvene katılabilme kabiliyeti ne durumda olacak? Yani her biri başlattı, bunun mesajını verdi ve gelişen ülkelerde bu bir yere kadar arttırılabilir bu noktada. Yani bir gelişmiş ülke ekonomisinin rahatlığı kadar olmayacaktır mutlaka ama bir anlamda da eşlik etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi aslında dünyayı biz bu anlamda küresel ekonomileri 2'ye hatta 3'e bile ayırabiliriz. Yön verenler ve etkilenenler şeklinde. Bu etkilenenler ne oranda politika değişikliğine gidebilecekler bundan sonraki süreçte? Evet, yani ülkelerin kendi iç dinamiklerine göre ayırabiliriz. Ama ekonominin genel işleyişi evrensel. Yani eğer bir global enflasyon sorunundan bahsediyorsak, o global enflasyonla gelişmiş ülkede, gelişmekte olan ülkede aynı şekilde mücadele etmek durumunda. Çünkü elinizde bir araç var, bir kurum var, Merkez Bankası ve faiz. Yapılan da tüm dünyada o işte az önce gösterdiğiniz son dakika yani. Başka yapılacak bir şey yok. Eğer hani biz de söylüyoruz ya işte global kaynaklı bir enflasyon yaşıyoruz. Tamam, global kaynaklı bir enflasyon var da bütün global olarak da o enflasyonla tek bir şekilde mücadele ediyor. Bütün merkez bankalarının faiz artırdıklarını görüyoruz. Maliye politikasının Merkez Bankası'na destek olduğunu görüyoruz. Yani bugün Amerika'da gerek Hazine Bakanı Yellen, eski Fed Başkanı, gerekse Biden normalde hükümet faiz artırımlarını desteklemezken aslında Fed'e tam destek veriyorlar. Çünkü finansal okuryazarlık ve bilinç o kadar yüksek ki enflasyonla mücadeleyi topluma ikna edebildikleri için o faiz artırımı sonucunda enflasyon düşerse oy kazanacaklarını düşünüyorlar. Yani Biden seçim şansının faiz artırımlarından geçtiğini düşünüyor. Faiz indirimlerinden değil. Ve gelişmekte olan ülkelerde ve hatta en uç örnek olarak biz bunu Rusya'da gördük. Savaşın ortasında 10 puan faiz artırdılar. Ki yani normalde hani savaş başlı başına da ekonomiyi yavaşlatır ama savaş bir tarafa, makroekonomik dengeler bir tarafa dediler. Yani iki eli kanda bir merkez bankası gidip de faiz arttırdı. Ama ne oldu? Sonradan da düşürebilme şansına sahip oldu. Ve rublenin değerini koruyabilme, ekonomiyi o şekilde doğru politikalarla aslında desteklemiş oldular. Ben bunu Türkiye üzerinde çok söylüyorum. Yani bir faiz artışı siyasetçilerimize cazip gelmiyor. Ama doğru zamanda gelen faiz artışı aslında ekonomiye köstek değil, destek oluyor. Rusya'da bunu savaşta gördük biz. Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'de biz faiz indirimlerine, geçen senenin son çeyreğinden itibaren gelen faiz indirimleri aslında ekonomiyi desteklemedi. Ekonomi üzerinde daha yavaşlatıcı etki yaptı. Neden? Piyasa faizinden görüyoruz biz bunu. Piyasa faizleri, enflasyon beklentileri, risk primi hepsi yukarıya gidip ekonomi üzerinde nette yavaşlatıcı bir etki yapıyor. Yani doğru zamanda attığınız sıkılaştırıcı bir adım aslında nette ekonomiyi rahatlatıcı ve destekleyici bir etkisi oluyor. O nedenle de gelişmekte olan ülkeler akıllı bir şekilde faiz artışıyla enflasyonla mücadele ediyorlar ki enflasyon yükselmesin, borçlanma maliyetleri yükselmesin ve ekonomiler istikrarlı bir şekilde büyümelerini, belki biraz düşer o faiz artışından dolayı ama nette daha istikrarlı bir patikada devam ederler yollarını. Özellikle Türkiye ekonomisine dair yine yorumlarını aktaran TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, TL'deki değer kaybı ve ücret artışının enflasyona yansıyacağını, enflasyonla mücadele edilmediğinde fiyat ücret sarmalına girildiğini söyledi. Haberimizi izleyelim. TL'de de bir değer kaybı var. Yılbaşından bu yana baktığımızda %20'lik değer kaybı var. Bu enflasyona yansıyacaktır. asgari ücretteki düzenleme her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de gene enflasyona yansıyacaktır. Gel gör ki yapılması gereken bir düzenleme. Zaten bu böyledir. Yani enflasyonu kontrol edemediğinizde fiyat ücret sarmalına girersiniz ister istemez. Bu da bir kademe daha enflasyonla mücadelenin zorlaştığı aşamalardan bir tanesidir ve yapılacak bir şey yok. Yani yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında atalet faktörü, geriye dönük fiyatlama, bu enflasyonun dinamiğiyle alakalı, yapısıyla alakalı bir konu. Enflasyonun neredeyse %50'sini oluşturuyor bizde. Bu da para politikasında aslında yapılması gereken adımların atılmaması sürecinde son bir yıldır değil aslında son 5 yıldır bakıldığında gelen ve biriken bir süreç. Artı dünyada ithal girdi fiyatları, yani dünyadaki fiyatlar yüksek seyrediyor. Hala da enerji fiyatları yüksek, hala da gıda fiyatları son derece yüksek ama dediğim gibi dünyada gıda %33 artıyor. Bizde gıda fiyat artışı %100'lerin üzerinde. Dolayısıyla bütün bu dinamikler aleyhimize çalışıyor şu anda. Talep yanlı enflasyonun da hala olduğunu görüyoruz. Nerede tavan yapar konusu? Yani matematiksel olarak şu anda Eylül-Ekim gözüküyor. Ama bunu söylerken de çekiniyorum. Çünkü her 3 ayda bir biz bu tavan olan seviyeyi ve dönemi yenilemek durumunda kalıyoruz. Çok büyük bir belirsizlik var enflasyonda ama en azından şunu söyleyebilirim. Henüz nereden, hangi seviyeden aşağıya döneceği net olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Profesör Doktor Selva Demiralp ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Gizem Öztok Altınsaç, TL'deki değer kaybı ve ücret artışının enflasyona yansıyacağını ve aslında fiyat ücret sarmalına girildiğini söylüyor. Buna katılır mısınız? Evet, yani maalesef enflasyon bir kere artık rayından çıktıktan sonra bir noktada o fiyat ücret sarmalı sizi giderek daha yüksek enflasyona götüren ve bir kere de o sarmalın içine girdikten sonra çıkması çok zor olan bir süreci başlatıyor. Yani enflasyon maalesef çok ciddi toplum üzerinde yan etkileri olan bir olgu. Dediğimiz gibi gelir dağılımını bozuyor ve gelir dağılımı çok olumsuz etkilendiği zaman da ister istemez siz ara zamlar yapmaya başlıyorsunuz. Bu gerekli çünkü özellikle de toplumun düşük gelir seviyesinde olan insanları düşünecek olursak onlar için ister istemez gelirlerinin çok büyük bir kısmını zaten harcama durumundalar, tasarruf edemiyorlar. Ve yetmiyor. Yani fiyatlar o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki ve bizim gelirlerimiz enflasyona endeksli olmadığı için ister istemez ara zamlar geliyor. Ama ara zam maliyetleri artırıyor. Zaten işte %138'lik bir üretici enflasyonu var. Ve bu sefer işte enflasyon yükseldiği zaman zam yapıyorsunuz. Zam yaptığınız zaman enflasyon yükseliyor. Ve sonuçta ne oluyor? Enflasyonla mücadele değil, enflasyonun yan etkileriyle mücadele etmeye çalıştığınız zaman yolun, yani tünelin sonunda bir ışık yok. Bir şeyleri çekiyoruz. Enflasyon bizim için önemli bir maliyet ve toplum olarak ödediğimiz bir bedel. Ama bu bedeli neden ödüyoruz? Hani şundan biz kaçınmak için aslında enflasyonu yaşıyoruz. Enflasyonla eğer mücadele edersek, faizleri yükseltirsek, bu ekonomiyi yavaşlatacak, işte istihdam kaybına sebep olacak ve bunu istemiyoruz. O zaman enflasyonla mücadele etmeyip enflasyon pahasına büyüyelim diyoruz. Ama onu yaptığımız zaman ödediğimiz maliyet ne? İşte o zaman çok toplumsal olarak bir fakirleşme. Çünkü faizi arttırmaktan imtina ettiğimiz bir ortamda enflasyonun getirdiği bedel aslında çok daha yüksek oluyor. Çünkü şu görünen ki eski FED Başkanı'nın geçtiğimiz haftalarda bir röportajında vardı bu. Yani diyor ki siz enflasyonla işte büyüme için ya da istihdam yaratmak için en fazla ne olur? İşte faizleri düşük tutarsanız 1-2 puan işsizlikte bir düşüş olur. Ama enflasyonu eğer bırakırsanız, yani faizleri yükseltmezseniz toplumun %100'ünü etkilerseniz. Çünkü en fazla işte toplumun çoğunluğu zaten iş sahibi, azınlık ise işsiz. Siz o işsizliği 1-2 puan düşürmek pahasına eğer faizleri düşük tutarsanız Belki toplumda %1-2'lik bir grubu etkileyeceksiniz. Ama yüksek enflasyonla hepimiz sonuçta markete gittiğimiz zaman alışveriş yapıyoruz. Yani toplumun %100'ü bir bedel ödüyor enflasyonla, ama düşük faizle, istihdamla belki 1-2 puanlık toplumda bir kesim etkilenecek. Bir de şu var Türkiye'de. Uzun süresiz bir kronik enflasyonla eğer mücadele ederseniz o sizin potansiyel üretim kapasitenizi etkiliyor. Neden? Hı hı. İşte büyüme rakamlarına baktığımız zaman görüyoruz, yatırım iştahı azalmış. İnsanlar belirsizlik ortamında, enflasyon ortamında yatırım yapmak istemiyorlar. Tabii yatırım olmadığı zaman da üretim kapasiteniz artmadığı için istihdama yansımıyor. Yani hep Türkiye'de biz bunu konuşuyoruz. İşte hani görece yüksek bir büyüme ama işsizlik bir türlü düşmüyor. Dolayısıyla biz hani Bernanke'nin bahsettiği %1-2'lik bir istihdam artışını da artık yaşayamaz duruma geldiğimiz için hep maliyet ödüyoruz. Yani enflasyonla büyüme Türkiye'de hep enflasyonun maliyetini alma ama getirisini, yani büyüme istihdam açısından getirisini alamamaya dönüştüğü için o kıskaç da artık, yani biz iktisatçılar çok net bir şekilde bırakın o politikaları deme durumundayız. Hı hı. Faydası yok çünkü. Hep zarar ediyoruz biz o politikalarda. Yani aslında burada biraz daha böyle bir durumda, kontrolden çıkıldığı noktada devletin müdahalesi olması gerektiğini de ama bunun yanı sıra merkez bankaların politikasında çok daha etkin olabileceği konusunda da hemfikiriz diyorsunuz hocam. Şimdi peki yıl sonu enflasyon beklentimiz ya da zirve, zirveye yönelik beklenti. Evet biliyorum çok zor bir soru. Yani belirsiz bir soru aslında ama en azından hani bakacak olursak böyle bir kendi kendine giden bir enflasyon olduğu noktada hangi seviyede durur? Ben 3 haneli seviyelerin görülebileceğini düşünüyorum. Yani enflasyonda yukarı yönlü risklerin çok net bir şekilde ve giderek de arttığını düşünüyorum. Neden? Evet, global bir etki var. Dünyanın yani enerji fiyatları artıyor. Dünyanın geri kalanındaki merkez bankaları da agresif bir şekilde faiz artışlarından bahsediyorlar. Ve bu kur üzerinden Türkiye'yi olumsuz yönde etkileyecek. Bir taraftan kendi içimizde işte cari açık üzerindeki artışların bunun kuru daha olumsuz etkilediğini görüyoruz. Risk primimiz artmaya devam ediyor. Gıda enflasyonu artmaya devam ediyor. ÜFE'den TÜFE'ye geçişkenlik artacaktır. Çünkü %138'lik bir ÜFE er ya da geç TÜFE'ye yansıyacak. Tüm bunları düşündüğümüz zaman ben 3 hanelerin öyle çok uzakta olmadığını düşünüyorum. Ama oradan nereye düşer? Ya bunları aslında konuşmak bile bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü 70'e mi düşmüş, 80'e mi düşmüş? Eğer siz yani kendi kendine işte bir yerlere stabil hale gelsin diye ümit ediyoruz ama yapılması gereken 70'e 80'de de razı olmamak zaten. Hı hı. Yani bizim merkez bankamız çıkıp işte barış olduğu zaman, baz etkisi olduğu zaman enflasyon düşecek. Ya tamam düşecek de biz buna razı mıyız? Velev ki %50'ye düşsün. Kendi kendine. %50'ye ben razı değilim ki. Yani benim bir merkez bankam varsa para politikasının o %50'de bile en iyimser tahminlerle oluşacak enflasyonla mücadele etmesi lazım. Ama siz havlu atıp ben bir şey yapmayacağım, kendi kendine düşeceği yere kadar da düşsün derseniz o beni üzüyor vatandaş olarak. Çünkü o maliyeti biz hepimiz ödüyoruz. Doğru. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum değerli sohbetinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Profesör Doktor Selva Demiralp ile birlikteydik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimize gidiyoruz. Sadi Kaymaz bizlerle birlikte, Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte, Dubai temsilcimiz. Ersoy hoş geldin. Birazdan da Sadi ile birlikte olacağız. O yüzden karıştırdım, kusura bakma. Evet Ersoy, petrol fiyatlarına bakacak olursak petrol fiyatlarında oynaklığın yüksek olduğu bir gündeyiz ve haftayı başlattığımızı söyleyebiliriz. Boris Johnson'dan da çağrılar vardı. Özellikle petrol üretiminin arttırılmasına yönelik. Ne dersin? Haber başlıkları sende. Orta Doğu ve o petrol piyasalarında hangi başlıklar öne çıkıyor? Pelin günaydın. Bu arada sorun değil. Sadi ben hep beraber haberleri anlatıyoruz. Evet, petrol fiyatlarında yine yükseliş var. 113 doların üzerine geldi Brent. Amerikan türü de 110 doların üzerine geldi. Dün Amerikan türü 110 doların altındaydı. Pelin, yeni bir haber yok aslında ama bugün en önemli haberlerden biri Boris Johnson'ın da Suudi Arabistan'a çağrı yapmasıydı. Biliyorsun da Biden sürekli bu çağrıyı yapıyor ama Suudi Arabistan yeterli kapasitemiz yok diyordu. Aslında çok fazla yok ama yine gidecek yolları var. Biraz burada Biden'ın ziyareti bekleniyor. Dün de söylemiştim. Temmuz ortasında Suudi Arabistan'a gelecek. Bakalım bu çağrılar işe yarayacak mı? Avrupa'da doğalgaz fiyatları son 4 ayın en yükseğine geldi. Dün Biden benzin fiyatları düşsün istiyordu. Çağrı yapmıştı, tweet atmıştı. Biraz isteği oldu. Amerika'da benzin fiyatları düşmeye başladı. Ama genele bakarsak bugün petrol fiyatlarında yükseliş var Pelin. Orta Doğu tarafında PMI'ler geldi. Suudi Arabistan'ın PMI'yi 57 geldi. Haziran ayında imalat PMI'yi 2008'den bu yana en yüksek. Dünya resesyona giderken yüksek petrol fiyatları bu bölgenin daha ekonomilerin daha sağlam olmasına yarıyor. Hem bütçe fazlası veriyorlar hem de bu ekonomiye de yansıyor. Bu arada Suudi Arabistan'da bir 5,3 milyar dolarlık destek açıkladı. Maddi gelir düşük kişilere yardım etmek için. Dubai'de daha önce Diva işlem görmeye başlamıştı. Bu sefer T-Com işlem görecek. Halka arzlar burada yüksek hızla devam ediyor. İsrail Merkez Bankası 50 baz puan faiz artırımı yaptı. Dün gerçekleşti bu. Yine notlarıma bakıyorum Pelin. Dubai'de turizm rakamları giderek iyileşiyor. Her ay bir önceki aydan daha iyi. Evet, benim taraftan son notlar böyle Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Erkazancı aktardıkların için. Evet, buradan da yine Asya'ya gidiyoruz. Yine Pekin'e gidiyoruz. Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Evet, seninle birlikte programın ilk bölümünde de devam ediyorduk. ABD yönetimi ve bununla birlikte Çin üzerindeki tarifeleri kaldırabilir şeklinde, ambargoları kaldırabilir şeklinde. Bu haber akışlarıyla birlikte de birazcık daha aslında tarifelerin bir kısmını bu hafta kaldırması haber akışlarıyla hisse senedi piyasalarında da pozitif bir görünüm söz konusuydu. Devamı geldi mi, ne dersin? Tekrar merhaba Pelin. Şimdi devamı geldi mi dedim. Biraz aslında keyfi kaçtı piyasaların açılışta. Özellikle çok iki tane önemli haber vardı. Bir tanesi tarifeler, ticaret savaşlarını hatırlayanlar tabii ki ne çabuk işler tersine dönüyor diyebilir ama tabii enflasyondan korkuyor Washington yönetimi. Bu hafta en azından bir kısmını kaldırabilir. Bu çok iyi bir haber. Bunun ardına bir iyi haber daha geldi. Yellen'la Çin Başbakan Yardımcısı Liu He görüştü. Bir telekonferans görüşmesi yaptılar ve tarifeleri ele aldıklarını açıkladılar. Ayrıca bir iyi haber daha vardı açılışla birlikte. Pelin, o da hizmetler endeksi içinde aslında kötü bekleniyordu. Kötü derken 50'nin altında bekleniyordu. 46 bekleyen analistler bile vardı ama büyük bir sürpriz yaptı. 54'ün de üzerine çıktı. Bütün bu iyi haberlerle yüksekten açıldı. Genel olarak Asya piyasaları yüksekten derken örneğin Hong Kong'da %2,2 kadar kazançlıydı teknoloji endeksi. Tayvan biliyorsun son dönemlerde çok hızlı satılıyor teknoloji ve çip sektöründen dolayı. O %1,9 kadar yukarıdaydı. Şangay yine yukarıdaydı ama daha sonra biraz keyfi kaçtı piyasaların. O keyiflerin kaçmasında da tahvil piyasaları önemli rol oynadı gibime geliyor. Özellikle 2 yıllık tarafta 11 bas puan, 12 bas puanlık bir sıçrama geldi. Yine Koyuluk tarafının Amerikan tahvillerine baktığımızda 7-8'de kaldı. Buradan lafı nereye getireceğim? Çok kısa bir sürede olsa getiri eğrisi 2 ve 10 yıllıklarda terse dönme görüldü. Bu da tabii ki gerçekten çok keyif kaçırıcı bir unsur olarak bütün Asya piyasalarını etkiledi. Özellikle tabii teknoloji tarafında Hong Kong'da ve Tayvan'da tekrar böyle kazançların ya törpülenmesine ya da tamamen silinmesine yol açtı diyebilirim Pelin. Şimdi önüme şöyle bakıyorum. Pelin, sen de az önce son dakika geçtin. Asya'da enflasyon gündemin baş köşesinde hem Çin'de hem Güney Kore'de hem Avustralya'da. Avustralya Merkez Bankası şimdi daha Mayıs ayına kadar 0,10 düzeyinde tutuyordu politika faizini. Mayıs'tan bu yana herhalde tarihinin en hızlı faiz artırım serisini gerçekleştiriyor. 0,10'dan Pelin 1,35'e getirdi. Önce 35 bas puan yaptı, sonra 50 bas puan yaptı. Bugün yine 50 bas puan yaptı. Beklendiği üzerine bir sürpriz yok ama çok hızlı. Tarihinde de ilk kez üst üste 2 toplantıda 50 bas puan artırıyor. Tabii enflasyon kaygıları çok fazla. Enflasyon beklentilerini özellikle siz de az önce Selva Hoca ile konuşuyordunuz. Avustralya Merkez Bankası özellikle enflasyon beklentilerini frenlemek konusunda çok agresif davranıyor. Tabii avantajları da var. Örneğin işsizlik çok düşük düzeylerde. Son 50 yılın düşük düzeylerinde yine perakende satışlar çok iyi gidiyor. İç tüketim çok iyi gidiyor. Dolayısıyla hızla Avustralya Merkez Bankası frene basmaya başladı. Bir taraftan tabii faiz artırımlarına bir senedir devam eden bir ülke daha var. O da Güney Kore. Devam da edecek gibi görünüyor. Çünkü enflasyon 24 senenin en yüksek seviyesine çıktı. %6 ile orada tabii Merkez Bankası'nın %2 hedefi vardı. O hedefin neredeyse 15 aydır üzerinde seyrediyor ama Güney Kore'de Merkez Bankası zaten frene basmaya başlamıştı. Dediğim gibi orada da devam edecektir. Tabii Çin'in gündeminde de Pelin enflasyon var. Şöyle enflasyon var. Et fiyatlarında bir yükseliş başlamıştı ki aslında Çin'de et fiyatları enflasyona çok pozitif etki ediyordu. Şu açıdan pozitif etki ediyordu. Düşük tutuyordu. Çünkü sepette sürekli olarak aşağı doğru çekiyordu enflasyonu ama şimdi durum değişmeye başlayınca büyük et üreticilerini toplantıya çağırdı ve tabiri caizse biraz kulaklarını çekmişler. Demişler ki piyasaya hem bilgi akışını sağlayın hem stok tutmayın lütfen işleyişi sağlayın demişler. Enflasyonu önlemek çok ön planda. Bu da bugün Çin medyasında çok fazla var. Velhasıl lafı uzattım. Enflasyonla mücadele uzak doğuda ülkelerin gündeminde Pelin. Çok teşekkür ediyorum Sadi aktardıkların için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma uzmanımız Kutay Korap bizlerle birlikte. Kutay günaydın, hoş geldin. Günaydın. Evet, hareketli bir günü geride bıraktık. Enflasyon verisi sonrasında ise hisse senedi piyasasında içeride sert satışların yaşandığını, kapanışa doğru sert satışların yaşandığını da takip ettik. Dolayısıyla dalgalı bir seyir sonrasında bugün fiyatlar bize neler der, hangi başlıkları takip edeceğiz? Şimdi birkaç tane başlık var. Hem içeride hem dışarıda etkili olan piyasa fiyatlamalarını. Özellikle bu sabah dışarıda en önemli başlıklardan biri baktığımızda burada Çin'in tüketim malları üzerindeki bazı Trump döneminde gerçekleşen tarifeleri kaldırılabileceği yönündeki haber başlıkları küresel hisse senedi piyasalarına ilk başta özellikle biraz önce de Sadi Kaymaz'ın da belirttiği gibi açılış rakamlarında pozitif bir şekilde yansıdı. Bunun bir kısmını şu an verdiğini görüyoruz piyasaların. Yani bir, Trump döneminde gelen ticaret savaşları diye adlandırılan o dönemdeki gümrük tarifelerinin kalkacağı yönündeki haber başlıkları en azından bir kısmını şu anlık pozitif bir not olarak kenara koyabiliriz. En nihayetinde bunu aslında küresel tarafta enflasyonla mücadele için önemli bir hamle olarak da okuyabileceğimizi söyleyebiliriz. Diğer taraftan 2 numaralı maddede özellikle Avustralya Merkez Bankası yer aldı. Avustralya Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizde 50 bas puanlık artırıma gittiğini görüyoruz. Hemen buradan da Avustralya Merkez Bankası'nın patikasını açarsak mavi renkle birlikte Avustralya para birimi, beyaz renkte ise Avustralya Merkez Bankası'nın faiz oranını görüyoruz. 2022 yılına girdiğinde Avustralya Merkez Bankası faizleri %0.10 seviyesinde tutuyordu. Şimdi bir önceki toplantıda %0,85 olan politika faizinin şimdi geldiği nokta %1.35'e çıkmış durumda. Beklentiye paralel bir şekilde 50 bas puanlık faiz artırımı yaparken güçlü talep, sıkı iş gücü piyasası bunlar fiyatları teşvik ettiği için enflasyonun muhtemelen bu yıl içinde zirve yapacağını beklediğini de söyler Avustralya Merkez Bankası. Ülkede de enflasyon %5.6'lar civarında olduğunu da paylaşmış olalım şu an itibariyle. Yine Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadele için küresel merkez bankaları gibi sıkı tutumunu sürdürmeye devam ettiğini hatırlatalım. Bu da bu sabahın önemli başlıkları arasındaydı. Diğer taraftan dün bahsetmiş olduğumuz Norveç'te işçilerin greve gitmesiyle birlikte hali hazırda oldukça arz noktasında problemlerin yaşandığı enerji sektöründe dün doğalgaz fiyatlarıyla birlikte yine yükselişler takip edildi. Doğalgaz vadeli fiyatlarında dün %10'luk bir yükseliş vardı ve gelinen seviyeye baktığımızda doğalgaz fiyatlarında son 4-5 ayın en yüksek seviyelerine tekrardan ulaşıldığını gördük. Yani Avrupa genelinde enerji problem olmayı sürdürüyor. Tabii bu konuyla ilgili de Biden'ın da görüşmeleri ciddi bir şekilde sürdürdüğünü takip ediyoruz. Bunun aslında ABD'nin kendi özelinde de gerek Doğu tarafından baktığımızda petrol arzında son dönemlerin en yüksek seviyesinde olduğunu görüyoruz. Fakat Baker sondaj kule sayısına baktığımızda orada hala 2019 seviyelerine çıkmaya çalışan bir sondaj kule sayısıyla karşı karşıya olduğumuzu da hatırlatmış olalım. Fakat %92 kapasiteyle, %90-92 kapasiteyle çalışan Suudi Arabistan'a karşı bakalım Biden'ın ziyareti sonrasında üretimde nedenli değişiklikler takip edilecek. Bu tarafı da izleyeceğiz. Dönüp buradan piyasaların bu sabahki ilk fiyatlamalarına bakarsak an itibariyle Asya piyasalarının genelinde pozitif bir tablo var. Sadece Çin borsalarında %0.44'lük geri çekilme var. Bitcoin %2.7 yükselişte 20.288 dolar seviyesinden işlem görüyor. Tekrardan 20.000 doların üzerinde. Bakır fiyatlarında geri çekilme sürüyor. 8.000 doların altına geri geldi fiyatlar. Burada 17-18 ayın en düşük seviyesinde. Gümüş 20 dolardan işlem görüyor. Ons altın 1811 dolar seviyesinde. Brent petrol 113 dolar. WTI 110 dolarda işlem görüyor. Dün 2.88'ler seviyesinde olan ABD 10 yıllıkları bu sabah 2.95'lerde dolar endeksi 105.15'e işaret ediyor. Burası dün ABD endekslerinin kapalı olduğunu hatırlatalım. Bu sabah ABD vadelilerde %0.6'lar civarında, %0.4 ila %0.6'lar civarında primler varken Avrupa vadelilerinde ise 0.30'larla 0.50'ler civarında yükselişler olduğunu söyleyelim. Yani bu sabah hem Avrupa hem ABD vadelileri pozitif. Biz dönüp içeriye bakarsak Borsa İstanbul'da dün son bir saatte adeta piyasada çok ciddi bir şekilde geri çekilmeler yaşandı. Fişi çekildi diyebiliriz piyasanın. %1.5'luk bir kayıp vardı. Bankalarda %2.74, ulaştırmada %3'lük bir düşüş, sanayi tarafında da %1.8'lik kayıp vardı. Fakat işlem hacmi 27 milyar TL oldu. Böylece zirveden geri çekilme TL bazlı %10.5'a ulaşmış durumda. Yani endeksin zirvesinin burada en yüksek seviyesinin 2684 olduğunu düşünürsek dünkü kapanış 2405 ile en düşük seviyeden kapanış gerçekleşti. Fakat belki iyi diyebileceğimiz bir tablo 26.9 milyar TL'lik işlem hacminin oldukça son zamanların en düşük hacmine işaret ettiğini düşünürsek kayıpların hacimsiz bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Kutay aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. BKT.com'da öne çıkan haber başlıklarında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde 27 Haziran 3 Temmuz arasında haftasındaki Covid-19 verilerini paylaştı ve 57.113 kişinin de testi pozitif çıktı. Bir diğer habere geçiyoruz. ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı ile görüştü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile birlikte görüşerek Çin'in adil olmayan piyasa dışı ekonomik uygulamaları hakkında endişelerinize dile getirmiş oldu. Evet, böylece ilk söz programı noktalıyorum. Sözü sabah raporuna bırakıyorum. 9'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.